Yani bir etkinliğin, bir faaliyetin 25 kez tekrarlanıyor olabilmesi gerçekten çok kıymetli, çok önemli. O açıdan bunu 25 yıl önceden alıp bugüne getiren, emek veren, o bayrağı taşıyan kurumdan, o kuruma destek veren Yayıncılar Birliği'nden, yazarlardan, çizerlerden, şairlerden, kültür adamlarından, siyasetçilerden, her kim varsa bu 25 yıla ne kadar süre bir emek verdilerse hepsine buradan binlerce kere teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizler de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu bayrağı 2019 yılından beri Sayın Başkanımız Tunsoyer'le alıp taşıyan ve onu ileriye götürmeye çalışan insanlarız. Ülkede bir yoksulluk var ama İzmir'de de, özellikle İzmir'in belli bölgelerinde yoksulluk değil, derin bir yoksulluk var. O derin yoksullukta çocukların kitaba ulaşabilmesi için mini kütüphaneler açıyoruz. Şu anda 50'yi geçti. 50'yi geçti. O kütüphanelerde o çocuklara kitabı sevdirme, okuma alışkanlığı ve kendilerini geliştirme imkanını sunmaya çalışıyoruz. Canla, başla, aşkla, bu gayretle işi götürüyoruz. Kitap kafeler açıyoruz. Gemilerimizde, bize bağlı olan alanlarda, kütüphanelerimizde, kültür merkezlerimizde kitap kafeler açıyoruz. İnsanlar hem oturuyorlar, kahvesini içiyorlar makul bir paraya, hem de oradaki kitaplardan istifade edip kitapla hemhal olma, kitaba dokunma, kitaptan öğrenme, kitaptan öğrendikleriyle değişme imkanını yaratıyorlar. Türkiye'nin en büyük fuarcılık alanı burası. En modern fuarcılık alanı. Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla yaptı. Geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımızın, belediye yatırımlarımızın önemli işlerinden bir tanesi. Bunun gerçekten bilinmesi önemli. Biliniyor zaten. İzmirli, Türkiye'li biliyor. Şimdi 30 fuar yaptıysanız dünya da biliyor. Kitap okuma alışkanlığının arttığı, daha çok kitabın alındığı, daha çok kitabın bağışlandığı, hediye edildiği, çocuklara özellikle okunan bir Türkiye özlemiyle çok verimli, başarılı bir fuar temenni ediyorum. Burada olduğum için onurluyum ve bu onuru sizinle paylaşıyorum. Ama daha önemlisi, ilk şairden bu yana kalıcı şiirler yazmış, binlerce, on binlerce şairin yazdığı, şairlerin yazdığı o şiirlerden, şiir sanatı üzerine ettikleri özlü, kalıcı, bilimsel sözlerden çok şey öğrendim. Onların eşitlikçi, demokrat, devrimci, özgürlükçü bir düşünceyi şiirle insanlara aktarırken, yazdıkları bu içerikteki güçlü şiirlerle insanların elini tutmaya çalışırlarken benim de elimi tuttular. Yani benden önceki şairlerin bir ürünüyüm ben. Ben şiir yazmayı, şiir sevmeyi onlardan öğrendim. Ve bu onur onlarındır diye düşünüyorum. Bu onuru benden önce gelen bütün o büyük şairlere armağan ediyorum. Kerem Bey, iş kültür.